Çok güzel. Türk zamanı mı bu Fatih'e diye şey kendi zamanı? Ya 1965-75'e kadar gömmüşler, defnetmişler. Yeni mezar. Sami. İşte buraya gelecekti, değil mi? Burada herkes resim yapacak. Değil mi? Buradan yapacak. Buraya gelelim. Ya hani. Ama bu duvardaki de yokmuş. Bende yoktur. He? Bu duvar belki de yoktu, bu duvar yapılmış olur. Belki başka bir duvar için mi geldiniz? Sol santime geldiniz. Mahallelik başını yapıyorsunuz. Ha. Çok güzel. Deri stone, deri old. Antalya falan mı? Geldiğimizde bu ağaçlar şeyler yoktu zaten. Öyle mi? Yani biz rahatlıkla böyle aşağı inebiliriz. Vardı daha aralarda. Zeytin mi deşne mi acaba? Zeytin deşne mi? İkisi bir ürün çok benziyor. Burası da kakaya. Çok güzel. Oradan istemiyorum. Oradan. Bir saniye.
Böylesi güzel bir organizasyonu gerçekleştirmiş olmalarından dolayı değerli başkanı Olga Er ekibine teşekkür ediyorum. Burhanettin Kocamaz belediye başkanımız, Mersin Belediye Başkanı'na şükranlarımızı iletiyorum. Kendisini 3-4 yıl önce yapmış olduğu Karacaoğlan şiir günleriyle Tarsus'ta tanımıştık. Çok etkilenmiştik kişiliğiyle, yapmış olduğu çalışmalarla. Onun da bu güzel organizasyona destek vermesi beni ayrıca çok duygulandırdı. Tekrar Mersin'de olmaktan son derece mutluyum. Şu anda gördüğünüz gibi biz dün ve bugün olmak üzere iki gün Mersin'in doğasını, tarihi güzellikleriyle iç içe böyle bir gezi içerisindeyiz. Çok etkilendik. Ben özellikle çok etkilendim. Bu çalıştayın teması da çok güzel. Mersin ve sembolleri olarak tema verilmişti. Ve bu etkileşim, inanın yarına kadar sabrımız yok. Belki bu gece dahi biz çalışmaya başlayacağız bu gördüklerimizi. Şu anda bütün arkadaşlarımızda da gördüğünüz gibi gerek eskizlerimizi burada hazırlıyoruz açık alanda, gerek fotoğraf çekerek. Daha sonra bunları atölyemizde, atölyemiz şu anda merkez çarşı içerisinde İçer Sanat Galerisi'nde yapılıyor. Orası herkesin aslında görmesi gereken bir yer. Çünkü şu anda birçok ülkeden sanatçılar orada resim yapıyorlar. Bu bir canlı akademi. Resimle ilgilenen 7'den 77'ye herkesin gelip o çalışma ortamını görmesi gerekiyor. Bir haftalık çalışma sonucunda her ressamın yapmış olduğu iki eser yine çok güzel bir sergiyle, halka açık bir sergiyle, henüz boyası kurumamış o güzel eserler sergilenecek. Bekleriz sizleri de bu sergide, görmekten onur duyarız. Bura Roma gibi bir yer. Yani değişik bir fotolar, yani değişik bir yerlerdir bura. Tarihi canlı. Yani her kimse burada anlatan zaman hissedik ki şu an o olaylar yani var burada. Peki sergi için resimlerinize neleri yansıtmayı düşünüyorsunuz? Neleri planladınız ya da neyi çizdiniz? Normalde ben minyatür çalıştım. Mersin'in tam bu olayların yani gezi yerlerini, onların hepsini biz foto yani bakarak çalıştık. Foto verdiler. Bu şu an buradaki fotoları biz resimle çalıştık. Çok da müthiş oldu. Beğendiler de. Mersin'le tanıştırdılar. Çok çok teşekkürlerimizi Mersin milletine buradan selamlayacağım bir daha. İnşallah ki gelende mutlak biz değişik bir fikirlerle bura bir daha gelecek. Üçüncü Mersin Uluslararası Ressamlar Buluşması. Geçen yıl da yine katılmıştım. Bu buluşmada birçok ülkeden yabancı ressam arkadaşlarımızla buluştuk. Burada amaç geçen yılki konu yani tema çok çok farklıydı. Bu yılki temamız Mersin'le ilişkili, Mersin'den yansımalar. Yani Mersin'e özgü neler olabilir? Örneğin benim aklımdan geçen şu, Carretasila bilindiği gibi çok çok meşhur bir bölge. Carretta ile ilgili bir çalışma yapmayı düşünüyorum. Diğer ressam arkadaşlarımızdan da işte Mersin'e özgü, işte burada çekilen bu alanda şu anda çekmiş olduğumuz fotoğraflardan belki bazı kareler, kesitler alınabilir. Özellikle bunları çalışacağız. Tabii ki farklı ülkelerden gelen ressamlarla tanışmak, onlarla kaynaşmak bizim için sanat camiası adına gerçekten onur verici. Bu etkinliği, bu çalıştayı gerçekleştiren Mersin Büyükşehir Belediyesi adına belediye başkanımıza çok çok teşekkürlerimizi de iletmek istiyorum. Gerçekten dünya çapında bir çalıştay. Onu rahatlıkla söyleyebilirim çünkü uzun yıllar hem Avrupa'da hem de Türk dünyasında çalıştaylara katıldım. Fakat Mersin ayrı bir yer ve ayrı bir güzellik. Özellikle tarihi mekanları muazzam. Bunları görmek sanatçıya ilham olmaktadır. Dolayısıyla çalışmalara yeni başlayacağız. Her sanatçı buradaki tarihi dokuyla o kadar esinlendi ki zannederim en iyi tablolarını burada yapmış olacaklar. Çalıştaylar
niçin önemlidir? Çalıştaylar önemlidir bir ülkeyi tanıtma. Türkiye bu çalıştaylar vesilesiyle kendini en iyi tanıtan ve çok cüzi masraflarla bu tanıtımı. Düşünün 50 kadar uluslararası çapta önemli ressamlar buraya geliyor. Dünyanın her ülkesinde, özellikle Türk dünyasında. Ve onlar kendi ülkelerine gittiklerinde ressamlar, dostlarına, arkadaşlarına Mersin'i konuşacaklar, Türkiye'yi konuşacaklar. Bundan güzel bir tanıtım olmaz. Da ovde sam prvi put da vidim Kanle Divane i to stvarno je nešto divno, nisam očekivala da vidim takve visoke ruine i taki veliki, takav veliki kompleks i stvarno i može to biti neka motivacija za slikanje. Ben ilk defa buraya geliyorum, Kanlı Divan'a geliyorum ve gerçekten harika bir yer. Ben son derece memnunum çünkü gerçekten yaşayan bir tarih burada. Bunu birebir gördüm. Büyük bir ihtimalle eserime de bu ilhamı yansıtmaya çalışacağım. Tuvallerinde neleri çizmeyi planlıyor? Aklında oluşturmuş mu? Yesi formira što će slikati u platnu. Ну, за мене то је нешто посебно овде у Турцији да има посебне поврце, овоце, да. И ја већ сам починјала једну слику и там то се види нар. Evet, genellikle doğu dendiği zaman Almanya için düşünüyor. Sembollerden biri nardır. Dolayısıyla yeni başladığım tabloda nar ağırlığı kazanacak ve narı da sevdiğim bir meyvedir, sevdiğim bir olgudur. Uopšte o simpozijom, da. No, uopšte to jedan simpozijom, to je divan stvar. Ja, mi smo puno zahvalni da i da opština i uopšte sponzori podržu takav simpozijom, jer tu se vide umjetnici iz različitih krajov i mi imamo mogućnost da zajedno radimo i da pričamo, da živimo i to je za umjetnika vrlo važno. Evet, şunu demek isterdim ki Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkürlerimi arz etmek istiyorum. Çok nadir ressamlara destek yapılıyor, destek veriliyor. Belediye başkanı burada o konuda teşekkür etmek istiyorum. Çünkü dünyanın değişik ülkelerinden ressamları bir araya getirdi, bizi bir araya getirdi. Biz burada bir arada çok güzel anla yaşamaktayız. Dolayısıyla bunun daha düzenli ve bunun daha diğer belediyelerde düzenlenmesini arz etmekteyim.